Hepinize merhaba arkadaşlar. Neşeli Kanatlar YouTube kanalındasınız. Size daha önce Instagram'dan bahsettiğim mutasyon takımı aldım. Şu an yeni kafeslerindeler. Yaklaşık bir hafta oldu. Bence yeni fırsat bulabildim video çekmek için. Bunlar Türkiye'de çok özel bulunan türler. Sultan papağanlarında özel mutasyon kabul ediliyorlar. İsimleri Pastel Face olarak geçiyor. Pastel, Türkçe'de de kullanıldığı gibi daha yumuşak renk geçişlerine verilen isim. Gördüğünüz gibi yanakları ikisinin de normal kırmızı ve turuncudan ziyade böyle daha turuncunun daha yumuşak tonunda. Şu an soldaki sırtı daha siyaha yakın olan erkek. Erkeğimiz birazcık büyük, 2 yaşına yakın. Sağda şu an arkasına dönmüş olan, birazcık daha tarçın renginde olan sinamon kuşumuz da dişi. Bunlar ben gördüğümde gayet güzel anlaşan bir ikiliydi. Henüz çift değiller. Onlara doğru kafesi, doğru ortamı ve doğru beslenmeyi sağlayıp onlardan yavru almaya çalışacağım. Şimdi bu mutasyonun bazı özellikleri var. Mutasyondan yavru alabilmeniz için buna aynı şekilde çekinik olan genlerle eşleme yapmanız gerekiyor. Pastel face içinde albino ve white face kullanılıyor genelde. Mesela bir white face, düz bir white face ile eşlediğinizde bu dişi ya da erkeği, yavrulardan yarısı yine pastel face geliyor. Yani soldaki grey ile düz bir white face dişiyi eşleseydim ben, %50 ihtimal yani 4 yavruların 2 tanesi yine pastel gelecekti. 2 tanesi düz normal white face gelecekti. Şimdi ama burada ikisi de pastel face. İkisi de pastel face olduğu için yavruların büyük çoğunluğu, %90'a yakını pastel gelecek. Ufak bir ihtimalle düz yavru gelebilir. Şimdi kafesini göstereyim ben size. Epey büyük bir kafes. Şuradan başlayayım. 80'e 50 ölçülerinde bir kafes. Bu şu an kullandığım vitamin. 2 günde bir vitamin vererek kuşları sezona hazırlamaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi yemlikleri bu şekilde. Sabah buğday çimlendirmesi vermiştim, bitirmişler. Şu ortada bir doğal dalları var. Onu da gayet güzel kullanıyorlar. Ama çok korkaklar. Maşallah yapıları iyi, tüyleri iyi, düzenleri iyi. Erkeği görüyorsunuz. Şu ibiğin uzun olması erkeğin kalitesini gösteriyor. Şimdi korkmayacaklarını bilsem şuradan göstereceğim ama muhtemelen korkacaklar. Bakalım deneyelim. Buradan birazcık daha farklı açıdan görün. Gördüğünüz gibi özel bir tür bunlar. İlk kez bu türden besliyorum. Fiyatları da normal türlere göre yaklaşık 5 kat daha fazla, daha pahalı. Çünkü nadir bulunan türler bunlar. Türkiye'de çok sayıda kişinin elinde var. Belki 50'yi geçmezdir. 50 tane kuşu geçmezdir. 3-5 kişinin elinde var. Ben de bu kuşları üretip, bakın erkek dişiyi kolluyor. Bu eş olduklarının göstergesidir. Ben de bu kuşları üreterek sayılarını çoğaltmayı düşünüyorum. Yine sezon içerisinde yavrularını alırsam bir video çekerim. Sizden de isteyenler olursa yardımcı olmaya çalışacağım sahiplendirme konusunda. Ben epey yüksek bir fiyat aldım. Şimdi burada söylemek istemiyorum. Ama normal kuşlardan birazcık daha pahalı olduğunu söyleyebilirim. Dişimiz bu. Önde bakıyor. Böyle bir hafta içerisinde eşe atmayı düşünüyorum ama zaten gördüğünüz gibi kalamar kemiğini de epey kemirmişler. Aslında hazır durumdalar. Gelmelerinin üzerinden belki bir hafta geçti ama zaten hazır kuşlar oldukları için çok fazla onlara zaman vermeyeceğim. Bir deneyeceğim bakalım onu takıp. Gördüğünüz gibi keyifleri yerinde, sadece çok korkaklar. Benim genelde kümesteki kuşlarım gibi aramız pek iyi değil. Olmadı maalesef. Şimdi kafesten birazcık daha bahsedeyim size. Şurada gördüğünüz gibi kumlu bir gaga taşı var. Yapısını görüyorsunuz. Şurada okaliptuslu bir gaga taşı var. Ve arkada da kalamar kemiği var. Şurada kumluk var. Kum çok önemli kuşlar için, sürekli belirtiyorum. Çakıllı ve gridli, anasonlu bir kuş bu. Sultan papağanları böyle kalın kumları daha iyi sindirmek için kullanıyorlar. Kafesleri de böyle. Bu vitamini 2 günde bir değiştireceğim. Bir gün normal su, bir gün vitamin vereceğim. E vitamini içerikli bir vitamin bu. Bu da onları ayarlayacak. Bu E vitamini içerikli vitaminleri 2 günde bir kullanıyorsunuz. Yumurta gelene kadar, ilk yumurtayı gelene kadar da devam edebiliyorsunuz. Ama çok kullanmayı tavsiye etmem. Daha sonra yeniden kuşların kızışmasına sebep olabilirsiniz.
Hadi şöyle gelin de bir görelim sizi ya. Hadi bakayım. Geç bakayım oğlum. Heh, aferin. Gayet güzel gözüküyorlar. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel dileklerinizi esirgemekten çekinmeyin. Yorumlara yazın. Sorularınız varsa sorularınızı da yazın. Ama maşallah demenizi istiyorum ben sizden. Çünkü nazar değmesinden korkuyorum açıkçası. İki değişik kafa hareketi yaptı korkudan ama. Olay bu.